Has Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı. Kendim Kırıkkale doğumluyum. 13-14 yaşından beri Kırıkkale'de siyaset yapan birisiyim. Yani Kırıkkale'nin sorunlarını iyi bilen, Kırıkkale'nin sıkıntılarını iyi bilen birisiyiz. Son yıllarda da Has Parti'de Kırıkkale'de siyaset yapıyoruz. Tabii ki siyaset yapmaktaki amacımız memleketimize, Kırıkkale'mize faydalı olmaktır. Bir de siyaseti yaparken dürüst insanlarla yapmak çok önemlidir. Biz de bu açıdan Numan Kurtulmuş gibi bir liderle beraber siyaset yapıyoruz. Soner Gençer, evli, iki çocuk babasıdır. Kırıkkale'de makine kimyada çalışmaktadır değerli arkadaşlar. Şu anda kongre çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşına kadar Kırıkkale'de Has Parti olarak kongre tarihini alacağız. İlçelerde, beldelerde, merkez ilçede ve ilde kongre tarihini alacağız. Tabii diğer siyasi partilerde de kongreler şu anda devam etmektedir. Ben diğer siyasi partilerdeki seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Siyasi ayına kadar bütün kongrelerimizi tamamlayacağız. Haziran ayında da büyük kongremizi inşallah yapacağız. Biliyorsunuz 1 Kasım 2010 yılında kurulmuş bir partidir. Has Parti halkın sesidir. Halkın istekleriyle kurulmuş bir partidir. Has Parti kurulduktan sonra kısa bir sürede bilindiği gibi seçime girmiştir. Milletvekili seçimine. Has Parti tabii bizim umduğumuz oyu almadık biz Türkiye genelinde. Çünkü beklentimizin biraz altında çıktı. Bunda tabii ki bazı nedenler var, bazı şeyler var. O yüzden biz Kırıkkale'de ciddi bir oy dağıldığımızı aslında zannetmiyorum. Ama şu açıdan bakarsanız yeni kurulmuş bir parti, 4 aylık bir parti, Kırıkkale'ye seçim giriyor. Çoğu köklü partiden çok çok önde bir oy aldık. Yani bu açıdan bakarsanız iyi ama genelleme bakarsanız biz düşüncelerimizin altında oy aldık. 1700'lere yakın oy alındı. Yani köklü partilerden biraz da önde tabii ki, değil mi? Çoğu köklü partiden önde bir oy alındı Kırıkkale'de. Bu 4 aylık bir çalışmanın sonucunda yani yeni kurulmuş parti seçim hakkı kazanacaksın. 4 ay kala seçime gireceksin ve Kırıkkale gibi bir yerde 1700'e yakın oy alacaksın. Bu açıdan bakarsanız bize göre başarı bu açıdan. Dediğim gibi 1 Kasım 2010 yılında kurulmuş bir Has Parti olarak Haziran ayına kadar kongre süreçlerimizi tamamlayacağız. Haziran ayında büyük kongremizi yapıp yerel yönetimlere, yerel seçimlere ciddi bir şekilde bu sefer çalışmalarımız sürecek. Başkan bir sorumuz da olacak. Genel olarak da sorumuz olacak. Hükümetimizin biliyorsunuz bir bedel askerlik çıkarttı. Bununla ilgili öncelikle hükümetimizin çalışmalarıyla ilgili bunu sorayım. Onun ikinci olarak da bedel askerlikle ilgili. Evet, hükümetimizin çalışmalarıyla ilgili. Biz şimdi yapılana özellikle Has Parti olarak iyiye iyi diyen, kötüye de kötü diyen bir partiyiz. Bedelli askerlik konusunda yurt dışındaki çalışan vatandaşlarımızın, yurt dışındaki insanlarımızın bedelliden yararlanması gayet doğaldır. Biz buna karşı değiliz. Ama yurt içindeki zengin çocuklarına, zengin çocukları babam sağ olsun diye, fakir fukara çocukları vatan sağ olsun diyor. Biz buna karşıyız. Has Parti olarak biz buna karşıyız. Genel başkanımızın da bu konuda ciddi açıklamalar var. Tabii hükümetin politikalarını eleştirmek gayet bir muhalefet partisi olarak bizim hakkımız. Kırıkkale'de de ben bunu zaman zaman konuşuyorum, söylüyorum. Hükümetin genel politikalarında ciddi sıkıntılar var. Ekonomide ciddi sıkıntılar var. Terörle mücadelede ciddi sıkıntılar var. APO'yla görüşmeler var. Evet. Sayın Başbakan hatırlarsanız komşularla ilgili sıfır sorun demişti. Ama maalesef şu anda bakıyoruz komşularla ilgili sıfır sorun kalmamıştır. Komşularının Suriye, İran, Irak'ta Kürt yönetimi, yukarıda Rusya şu anda füzelerini bize çevirmiş durumdadır. İnşallah olmaz da bir savaş olursa savaş Türkiye'de olacaktır. Çünkü Malatya'ya füze kalkanı kurulmuştur hatırlarsanız ABD tarafından. Bu füze kalkanının da kurulmasının bana göre sebeplerinden biri de İsrail'i korumaktır. Bayan Clinton'ın bir açıklaması vardı geçenlerde hatırlarsanız. Suriye ile alakalı Amerika Birleşik Devletleri müdahale etmeyecek. Tamamen Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye bu konuda yetkilidir demişti. Yani olay şudur bize göre. Müslüman Müslümana kırdıracaklar. Bu konuda Türkiye yönetenler, bu memleketi yönetenler uyanık olmalıdır. Bize göre Has Parti olarak ve bıraksınlar Suriye'deki sorunları kendi içinde halklarla beraber çözsünler. Sayın Başbakan düne kadar
birbirleriyle kucaklaşıyordu. Sayın Esat'la, Beşar Esat'la. Şimdi ne oldu da kötü olundu? Birbirlerinin nikahlarına, nişanlarına geliyorlardı. Şimdi ne oldu da kötü olundu? Ben bir şey de şunu söylemek istiyorum. Şu andaki başbakan yardımcısı, tekrar yerele dönmek istiyorum. Şu andaki başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Milli Savunma Komisyon Başkanı, Sayın 2. sıra milletvekilimiz, ismini getiremedim. Geçiriz. 3. sıra milletvekili oragancısılarsın, Ramazan Can. Bunlar Kırıkkale'de bir, hatırlarsanız seçim vakti çok konuşmalar. Kırıkkale'de yeni şeyler olacak. Şimdi soruyorum, 6 ay geçti Allah aşkına. Kırıkkale'de bir çivi çakıldı mı? Evet. Kırıkkale'de bir çivi çakıldı mı? Sayın Oğuzhan Köksal, şimdi soruyorum. Ne değişti Kırıkkale'de? 6 aydır buradasınız Allah aşkına. Her ay topluyorsunuz Kırıkkale'nin önüne gelen sivil toplum kuruluşları, makine kimya genel müdürlüğü, sendika başkanlarını, her ay bir yerde yemek yiyorsunuz. Ne oldu 6 aydır, ne yaptınız? Ben burada diğer muhalefet partilerine de seslenmek istiyorum. Gelin birlik beraberlik içinde olalım. Birlik beraberlik içinde olalım. Bu AK Parti'yi bu milletin başından def edelim. Evet başkanım. Başkanım, Has Parti Merkez ilçe başkanı olan Kırıkkale halkımıza burada son olarak ne tür çağrınız var? Ben buradan Kırıkkale halkına seslenmek istiyorum. Kırıkkale halkı uyanık olsun. Kırıkkale halkı 2002'den bu yana ülkeyi yönetenlere önümüzdeki yerel seçimlerde gereken dersi vermelidir. Kırıkkale halkı bu zamana kadar bu insanları hep sırtlarına taşıdı. Yeter artık. Yeterli. Evet. Artık yeter. Kırıkkale halkı, biraz yine söylüyorum, önümüzdeki yerel seçimlerde bu AKP'ye ciddi bir şekilde Osmanlı tokatı vurmalıdır. İsteklerimiz bunlardır vatandaş. Başkanım, biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Sağ ol. Unutma da. Aklıma gelmedi Dürzün'ün adı ya. Ben de aklıma gelmedi söyleyeyim, ben de su çarpıldım. Gerçekten gelmedi. Güzel olur, bir bahar içeri.